Herkese merhaba arkadaşlar, Retro Aşırı'ya hoş geldiniz. Pokemon Revolution online oynamaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde ne oldu? Bir önceki bölümde bildiğiniz gibi Hoenn'e doğru ilk adımımızı attık ve yeni maceraya başlıyoruz arkadaşlar. İzlemediyseniz kanalda bulabilirsiniz. İlk Pokemon'umuzu seçtik. Trico, şöyle yavaş yavaş etrafta biraz yürüyelim. Şimdi nereye doğru gidecektik? Profesör Birch'ün kızçesini kurtarmak için Patika 103'e doğru yollanıyoruz abi. Yavaş yavaş başlayalım, hadi bakalım. Bizi neler bekliyor olacak? Şöyle azıcık mikrofonu indireyim de yüzüm gözüksün ya. Burada bir şeyler satılıyor. Millet Blaziken, PvP Ready Blaziken varmış. Millet de buluyor arkadaş. Medi ne diyorsun teyze? Evet, eğer diyor şey yaparsan diyor. Böyle dışarı doğru gittiğin zaman çimenlerin içerisinde Pokemon'lar zıplar diyor. Üstüne doğru atılırlar diyor. Eğer senin Pokemon'un yoksa diyor, bu senin için tehlikeli olabilir diyor. Oblü hanımla diyor. Rachel var. Dakika bir gol bir mi olacak? Rachel ne diyor? Merhaba diyor. Oo, benimle kapışmak ister misin diyor. Sana harika bir ödül vereceğim diyor. Haydi kapışak o zaman. Oo, haydi bakalım haydi. Haydi çalış haydi. He, sana bir item vereceğim diyor ama bu item senin tarafından kullanılamaz diyor. Bir yerde benim arkadaşım bul diyor, ona ver diyor. Hani bir şekilde herhangi bir tane itemle değiştirmek için diyor sana bu itemi vereceğim diyor. Hani bunu alırsan diyor benim arkadaşımı bulacaksın diyor. O diyor sana bu senden bu itemi isteyecek diyor. Ben diyor sana diyor onun kullanacağı itemi vereceğim diyor. Al diyor, git dedi, çocukların da ne yaparsan yap dedi gibi bir şey oldu bu yani. Hadi tamam, çok konuştun haydi. Ne? Etrafta 9 tane arkadaşı saklıymış. 9. diyor. Sana çok güzel bir şey diyor. Sadece Hoenn de saklı diyor. Bir dakika. Bir dakika, bir daha anlatsam bizim şeyi. Tamam haydi. Tamam. Bulacaksın diğer arkadaşıma geçeceksin. Hani bunu bu şekilde de yapmaya devam edeceksin diyor. Son item'ı bulana kadar. Toplamda 9 tane arkadaşım var diyor. 9. diyor. Sana diyor büyük ödülü verecek diyor. Herhangi bir yerde saklanıyor olabilir diyor. Anladın mı diyor? Anladım. Haydi. Haydi o zaman yap diyor. Bol şans. Hadi ilk item'ı. Pokeball. Tamam. Eğer diyor bu item'ı kaybetme diyor. Kaybedersen diyor tekrar diyor satın almak zorunda olursun diyor. Haberin ola. Bana bir tane Pokeball verdi abi. Olay bu. Bu arada etrafta hangi Pokemon'lar var? Hiç ona bakmadık. Poochyena var. Smiddle var. Wurmple var. Azıcık hemşeyi de Trico'yu da kasalım. Şöyle yavaş yavaştan yavaştan gidelim bakalım. Yavaş çık yavaş çık. Zigzagoon geldi. Zigzagoon bizde var acaba abi. Absorb'la başlıyorum. Absorb olması güzel. Uzun süre pot falan kullanmadan, potion falan kullanmadan buradan yavaş yavaş gideriz biz. Takıl kullandı. Takıl gel bana takıl. Espriler 10 numara espriler, yine 10 numara espriler abi. Evet. HP'yi de fullledik. İşte bundan bahsediyorum yani. Hiç potion kullanmadan yavaş yavaş yolumuza bakarız. Trico'yu da kasarız. 25 exp verdi. Hiçbir işe yaramıyor. 240 yükledi lazımmış. Neyse çok da sıkıntı değil. Bu tarafa doğru nereye gidiliyor? Şuradan bir nasıl gidiliyor bakalım. Yol buradan bir ayrılıyor. Oo, Beedifly var. Ya ben niye şeyimi kullanmıyorum ki? Arcanine'ımı. Sıfırdan başlayınca harbiden sıfırdan başladım yani. Zigzagoon biraz önce gördük. Patika 101 diyor. Odele kuzeyde diyor. Odele tam var. Güneyde diyor. Bizim Riddurut. Küçük kök kasabası var. Küçük kök kasabası. Böyle kök gibi bir şey. Bir yandan şöyle absorb yapayım. Hem Zigzagoon biraz... Zigzagoon nereden çıktı? Trico biraz kasılsın. Hem biz de yolumuza bakalım. Şöyle şunu da şöyle ortaya alalım. Şöyle daha afili dursun. Ne afili olduysa artık bilmiyorum. Alttan yine sürekli yazılar geçiyor. Millet sürekli bir şeyler satıyor. Biz gene oyunun en fakir oyuncularından bir tanesi benim herhalde. Pokemon Revolution Online'ın en fakir adamı benim acaba. Buradan yukarı doğru gidiyorum. Beedifly'la görüştük kendisiyle. Bir Beedifly daha var. Headbutt atamıyorum ağaçlara maalesef. Şu an headbutt saldırım yok. Yok, gerek yok. Yani buradan Wurmple falan yakalasan yakalarım ama hepsini görmüşüz. Görmediğimiz Pokemon yok. Şu an avlara geçmiyorum. Poochyena da bilmem neydi. Ve Odella Town'a geldik arkadaşlar. Hoenn bölgesinin ilk kasabasına gelmiş olduk. Pokemon Market var şurada. Pardon, Pokemon Market diyorum. Pokemon Center var. Oo, hemşire Joy'a bak. Ubaya diye bir şey var herhalde. Zencilerden. Pokemon Center çok iyi diyor. Mükemmel, hiper, hiper. Buradaki emmi ne diyor acaba? PC işte şunun için kullanırsın. Sean var.
Security Officer var, Manectric var şurada. Sean ne diyor? Ya boş konuşuyoruz ya. İşe yarayacak bir şey veriyorum. Her gün. Hey, merhaba. Ha. Tamam. Kaydet beni. Evet. He, bu beni başka biri transfer ediyor sanırsam. He, taşıma sistemi. He, bölgesel taşıma sistemi. Elite Four'u yendikten sonra açılacak. Anladım. Tamam. Şu an için burada böyle bir şey yapamıyoruz. Hani tren Johto'dan Kanto'dan Johto'ya geçerkenki o tren hikayesi burada da işliyor. Ama önce Elite Four'u yenmen lazım diyor. Daha yetkiye sahip değilsin diyor. Şurada yavaştan ilk eve girelim hacı abi. Bir oğlan var, bir kız çever. Beriler. Berilerden bahsediyor. Şu ablacığımız ne diyor? Bizim aptal çocuk diyor. Bunun anası herhalde. Bizim aptal çocuk diyor. Bugün normalde Pokemon macerasına başlayacak diyordu ama homile gırtlak diyor. Berileri yemiş diyor. Berileri yiyince de işte motoru bozmuş. Çıkamıyor diyor. Potionlar, Pokemon Center, Pokeball'lar. Oo, adamsın ya. Pokemon market işçisi bize sağ olsun. Ama ben seviyorum. Böyle insanları çok seviyorum ya. Geldi bana, Allah razı olsun. 5 tane pot verdi, 5 tane de şey verdi. Bak hatta biz buraya 5 tane de potion verdi, 5 tane pokeball verdi. Ya ben de hatta şuradan bir 10 tane de pokeball ben alayım. Yok 20 tane alayım, hadi 30 tane alayım ya. Hadi 50 alayım, yeni maceraya başladık ya. Paramız da var, 100k para kasmışız, ratata sağ olsun. Gırla para var, ooo dolu, ooo saçıyoruz paraları, eho, hello. Yeter, bu kadar abartmaya da gerek yok, 50 tane alalım. 10k verdik oraya. Tamam işte HP'si giderse. Abi hikayeyi baştan anlatıyorum bize ya. Biz iki bölgede şampiyon olmuşuz. Koçum hey yavrum hey. Okuyorum ben ya. Taylor var yukarıda bir tane. Taylor. Taylor'cım ne diyorsun yavrum? Ha Rachel'ın ilk arkadaşıyım ben diyor. Yehe bulduk. Bu zamana kadar nasıl gitti diyor. Challenge diyor. Evet Pokeball diyor. Evet bir sonraki item. Pokeball'u verdim. İkinci item. Potion. Tamam. Güzel. Rachel'ın diğer arkadaşlarını buldu. Taylor'ı bulduk. Süper. 10 numara. Taylor. Birinci görev tamam. Çok tatlı bir kasaba. Eho. Hilo. Her şey. Herkes çok mutlu. Şimdi. Biz abi buradan. Old Town. Şimdi normalde benim şeye gitmem lazım. Patika 103'e gitmem lazım. Patika 103 burada. Benim görevim bu olduğu için önce Patika 103'e dur. Dümdüz gidiyorum. Şimdi sağa sola sapmadan yoluma devam edeyim. Butterfree var. Ne diyor? Şampiyon ol diyor. Haydi ne diyor yine? Burada ne varmış Pokemon olarak bu arada? Oo bizim görmediğimiz Pokemonlar var. Wingull var. Pucciana var. Wingull bizde yok. Denk gelirse yakalayabiliriz. Bu oğlan ne yapıyor burada? Su. Her yer su. Peki olta kullanabiliyor muyum? Yok. Balance Beach lazımmış. O yüzden oltayı da kullanamıyoruz. Süper. Patika 3'teyiz. May burada. Aha. Aha da May. Grun var. Şu Grun ne ayak acaba? Şşş, bekle diyor. Ben saklanıyorum. Ses çıkarma diyor. Zigzagoon geldi bir tane. Şimdi May ile görüşeceğiz abi. May'in hikayesini çözeceğiz buradan. Bir absorb atıyorum. Absorb atmaya devam. Şu absorb olayı güzel ya. Harbiden. Yani 25 tane de şey PP'sinin olması güzel. O yüzden rahat rahat götürebiliyorsun. Absorb'la böyle bayağı düşük level'larda rahat rahat kasarız. Peki sen benimle kapışacak mısın? Beriler harikadır diyor. 3-5 günde bir burada beriler dolar diyor. Cherry beri gel beri. Lepa beri, Hoppara beri. Chesto beri. May gel bize beri. Haydi yavrum. Oo yeni bir eğitmen diyor. Hmm. Sen retro arşivsin diyor. Şu bölgesel şampiyon diyor. İki tane bölgesel şampiyon hem de. B var orada. B kelimesi var. Evet her zaman senin gibi biriyle şey yapmak istedim diyor. Ben diyor profesör. Aynen doğru anlamışım. İlk bölümde yanlış anladım zannediyorum ama doğru anlamışım. Profesör Birch'ün kız çesiyim ben diyor. Aynen. Aynen. Oo Trico ile başladın diyor. Kötü seçim diyor. Ben de Torchic aldım. Zaten farklı bir şey çıksa şaşırırdım yani. Ben şey aldım. Onun level'ı benim görmediğim bir level. Garanti yenildik ya. %99.9 yenildik yani. Yalnız müzik falan 10 numara olmuş. Abi hiç canı gitmedi ki. Oho, Hilo, Ember, tek. Geçmiş olsun. Zaten level'ı benim görmediğim bir level yani. 100 küsürün üstü bence.
Haydi geçmiş olsun. Bayıldık. Ha ha ha, sen de diyor kendine şampiyon mu diyorsun? Yenemeyeceğimiz kesin. Yani benimle alakalı bir durum yok. Sen diyor hani Kanto ve Johto'da şampiyon olmuş olabilirsin ama burası yavrum Hoenn diyor. Öyle herkes şampiyon olamaz burada diyor. Benim babam beni mi soruyor diyor. Okey diyor. O zaman ben diyor geri gideceğim diyor. Ne diyor? Ardından diyor tekrar eğitime gideceğim diyor. Hiç beni kendini zannetme diyor. Ben diyor Hoenn şampiyon olacağım diyor. Yani emin ol diyor. Hoenn şampiyonu ben olacağım diyor. Burada su olduğu için buradan öteye gidemiyoruz. Şu tarafa doğru bakayım. Bu tarafta da eleman ben saklanıyorum da buradan da gidemiyoruz. O zaman tekrar bizim kasabaya geri döneceğiz. Ardından Hacı abi şu bölgeden sağa doğru kıvrılacağım. Pardon, sola doğru kıvrılacağım. Hemen şurada tekrar. Oo, Nöstrold'un yanında Gardevoir varmış be. Vay anasını. Evet, yine dediğim gibi sol taraftan yavaştan yavaştan soldan devam edelim. Patika 102'ye geldik. Evet, Lady Stella var. Burada bir oyuncu var. Bakayım ne çıkıyormuş Pokemon. Burada birkaç tane Pokemon yakalayalım ya. Bizde olmayan Pokemon'lar var. Pucciana var. Oo, Rolls var. Bak güzel. Bir Rolls'a buna başlayabiliriz. Wurmple geldi. Bug type yani Grass type'a karşı sağlam avantajı var. Pound'la başlayalım. Bir tane Rolls yakalayabiliriz. Bence güzel olur. Rolls takımda iş yapar. Psychic Pokemon. Bence güzel iş yapacaktır. Pound bir tane daha çakalım. Wurmple aşağı alalım. Biraz Rolls'a yapalım. Hem ilk Pokemon'umuzu da yakalayalım. Main olayını da çözmüş olduk zaten. Bu bölümlükte güzel gidiyoruz. Fena değil. Güzel başlangıç yaptık. Dediğim gibi ilk bölümde de konuşmuştum. Sinnoh'un gelecek olması açıkçası beni çok heyecanlandırdı. Pokemon Revolution Online'da Seedot geldi. Seedot da var zaten bizde de. Bana Rolls lazım. Ama Rolls nasıl çıkıyor? Nereden çıkıyor? Ne zaman çıkıyor acaba? İşte onu bilemiyorum. Şimdi Rolls'a bir bakmamız lazım. Şuradan Rolls yazalım. Rolls yavrucuğum. Evet, günün gecesinde çıkıyormuşum patika içinde. Gündüzde çıkıyormuşum. Tamam, güzel. Bu hoş bir şey. Pound'dan devam ediyorum. Hem biraz burada takılalım. Birkaç maç yapalım. Hem bir şey kasılsın. Hem de Rolls avı yapalım. Bir tane Rolls takımda iş yapacaktır dediğim gibi. Hani IV'si güzel olsa çok iyi olur benim için. 3-5 tane denk gelirsem yakalarım. Umarım kolay çıkıyordur. Kolay çıkıyorsa rahat rahat yakalarız. Pokeball'umuz da var yeteri kadar. Şimdi hızlıca şöyle Pound'larla devam ediyorum. Seedot biraz uğraştırdı. Aslında bir tane Seedot yakalayabilirim ya. Niye yakalamayayım? Takımda da varmış gerçi. At Pokemon salla ya. Yani şeye kadar çeviririz. Seedot olur. Shift 3. Bir Pokemon bayağı uğraştırdı. Defans falan sağlam herhalde. Bakalım IV'leri nasıl? Leş. Yani leş. Bildiğin leş. Neyse devam. Zigzagoon geldi. Başımızın belası Zigzagoon. Absorb çak devam yola. Takıma bir tane Seedot alabilirim. Aslında Grass type Tricon var. Yani Seedot kasmalı mıyım? Mantıksız. Absorb devam. Yalnız bu Tricon kasılmıyor ya abi. Level atlamıyor. Biraz daha can çektik. Hornberry ile can bastı. Maşallah maşallah. Yani harbiden maşallah. İyi de uğraştıracaksın diyorsun yani beni illa. Evet, biraz daha HP. Absorb'la devam ediyorum. Ya bir tane Rolls alacağım. Şöyle iç güveysinden hallice. Yani çok bir şey aramıyorum. Birkaç tane Rolls. İş görsün yeter ya. Şu tarafa baktığım zaman bu garanti benimle kapışacak. Şuraya bir gideyim. Şu Seedot'u doldurayım. Ha, şurada bir bitki var. Hemen hızlıca şöyle geriye gidip Pokemon Center zaten şurada. Hemen orada azıcık takılalım. Oyun altı attı pardon. Şimdi buradan geçemiyorum. Rolls arayışına devam ediyorum. Şuradan bir tane Rolls Wurmple geldi ya Hacı abicim. Rolls lazım bize ya. Evet. Seedot da harbiden kötü. Zaten bir Bite biliyor. Harden biliyor. Onların da saldırıları yok. Yine Wurmple. Rolls zor çıkıyor herhalde. Böyle birkaç tur daha bir Rolls arayacağım. Bulamadık. Buradan çıkacağım abi. Yavaştan. Aa, Surf Kit geldi. Bizde yoktu. Yakalayabiliriz bence. Absorb tek atar mı acaba? Pound atayım. Bug Water Pokemon.
tane daha atabilirim hatta. Bir pound daha basayım. İnşallah kritik falan vurmaz. Pokédex'i doldurma çabaları devam ediyor. Wurmple falan da var mı bizde? Wurmple emin değilim ya. Bir bakayım şuradan. Wurmple var mıymış? Wurmple bizde yokmuş mesela. Onu da yakalayabiliriz. Puchiana da yok. Salla Pokéball'ı. Meryl de yokmuş ha. Görmüşüz de yokmuş. Surskit yok. Şimdi onu yakalıyoruz. Seedot var. Aynen. Zaten biraz önce yakaladık. Surskit'i bakalım. Abi Ivy'ler hep kötü ya. Harbiden kötü Ivy'li Pokemon'lar geliyor. Yine bir Wurmple. Neyse Wurmple'ı da yakalayalım bir tane ya. Yani hani şey olsun. Değişik Pokemon'ların hepsini yakalıyoruz zaten biliyorsunuz. Sonuçta Pokédex'i doldurmak için ileride yine lazım olacak. Bütün Pokemon'ları yakalamamız gerekecek. Onunla ilgili de görevler var. Haliyle madem görmüşken tekrar uğraşacağımıza yakalayalım. Aradan çıksın. Ölme be. Kritik mi yedi bu? Nasıl öldü, nasıl öldü ya? Overgrow Abilities varmış. Nature'da Quirky'ymiş. Hiçbir şey yok yani Nature'da. Zigzagoon. Abi bize gelen şey kötü geldi ya. Açık söylemek gerekirse hani trikomuz pek hoş bir triko değil. 22 atak IV'si var. 6 defans kötü. Speed ve Special Attack güzel. Gerçekten güzel. 29-29 olabilecek en ilerinden bir tanesi. Yani 31 olsa daha güzel. 31 olsa daha güzel. Special Defense 23. 4 statü ama işte HP ile şey en azından 10'lu bir rakamlarda olsalardı bence çok daha güzel olurdu. Ama neyse buna da şükür yapabileceğimiz bir şey yok. Charizard da başlangıçta çok iyi gelmemişti. Daha kötü de olabilirdi. En azından Special Attack ve Special Speed ve Special Attack fena değil. Şey için güzel. Sceptile için iş yapabilir. Bakalım birkaç tane daha deneyeceğim. Rolls falan bulamazsam. Yine Wurmple abi. Ay Wurmple yakalayacaktım bir tane. Şu Wurmple yakalayayım bari. Ya yine Wurmple geldi. Yine Wurmple geldi. Sonra yavaştan aşağı doğru diğer kasabaya doğru gideceğim. O tarafa doğru yollanacağız artık. Patika 103'teki olayları çözmüş olduk. Profesörün yanına geri dönecekmiş kızçesi. Tekrar bir yerlerde karşılaşırız dedi. Bizim geri dönmemize gerek yok anladığım kadarıyla. Warmberry ile can bastık. Hemen bir tane Pokeball sallayalım. Wurmple'da yakalayalım. Pokemon Center'a tekrar geri dönelim. Yavaştan buradan uzayalım. Ben Rolls için ayrıca farm yaparım. Ve şeyi uzatıp, videoyu uzatıp canınızı sıkmak istemiyorum. O yüzden hemen Pokemon Center'a bir daha döneceğim. Şu Lady Stella ile Stella mı neyse onunla kapışacağız. Oradan bakalım bizi nereye yollayacak. Ona göre hareket ederiz. Şurada yavaştan biraz can dolduralım. Hoenn bölgesi daha boş ya fark ettiyseniz. Kanto şeyi falan daha dolu oldu. Birkaç adam gördüm. Hoenn'e demek ki herkes yavaş yavaş ya da millet bitirdi ben yani uzun zamandan beri yokum. Sinnoh bekliyor artık herkes Kanto Johto'da kapışıyor. Kesin aynen kesin rakip. Kampçı Hans var. Zigzagoon'u varmış 5 level. Şöyle Absorb'la başlayalım. Haydi bakalım. Az vurduk ha. Takıl vurdu. Bence güzel vuruyor. Bir Absorb atalım. Neyse biz daha hızlıyız en azından. Güzel. Takıl kullandı. Bir absorb çakalım. Böyle absorb takıl absorb takıl absorb takılı götüreceğiz. Yani biraz takılacağız böyle. Takıl daha kullandı. Neyse Allah'tan tek Pokemon var. Neyse güzel XP verdi. Bir potion basabiliriz bence. Tekrar geri gitmeyelim. Şu yoldan çıkana kadar idare edelim. Haydi, haydi. Daha fazla çalışman lazım. Aynen öyle, daha fazla çalışman lazım. Boşunlarım nerede benim? Evet, buradan da gidiliyor ama biz Camper Hans'la... Aa, bir tane Rolls var burada. Keşke Rolls'tan bir tane de ben bunu yakalayabilseydim. Güzel olurdu da. Oo, Wurmple'ı var. Grass-type'a karşı büyük sıkıntı. Umarım bug saldırısı yoktur. Pound'la başlayalım. Güzel vurduk. Sting Shot vurdu. Speed'imizi düşürdü. Bir tane daha pound yapalım. Genci olan Adi var. Adi. Nasıl okunuyorsak bilmiyorum. Tackle yaptı. Bir tane daha pound yaptım. 7 level oldu triko. Sonunda kastık. Bir level Allah'tan yani. Bayağı uğraştıracağım bizim gidişle. Bir Wurmple daha var. 80 XP aldım. 7 level oldum. Absorb atayım bakayım ne kadar vuracak. En azından biraz can dolduralım. Çünkü ne yapacağını bilemiyorum. Genç fena değil. Tackle kadar şey pound kadar vurdu en azından. Tackle yapıyor. Pound yapalım. Tackle yaptı. Absorb atalım.
Kritik vurduk. Absorpma süper. Tackle yaptı. Yalnız bayağı sağlam çakmaya başladı. O da kritik vurdu. Pound attım neyse. Bu rakibi de yendik. 70 XP aldık. Güzel. Evet arkadaşlar, bölümü burada keseceğim. Çok daha fazla uzatmayacağım. Dediğim gibi çok uzun bölüm olsun istemiyorum. Canın sıkılsın istemiyorum. Bir bölüm daha sonuna geldik. Buradan patika 102'den yukarı doğru devam edeceğiz. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.